Merhabalar değerli arkadaşım. Kazanımlar birbiri arkasına devam ediyor. Kazanım 33'e geldik. Yavaş yavaş bu bölümün sonuna doğru geliyoruz. Yani sinüs ve kosinüsün denklem çözümlerinin sonuna doğru geldik. Burasında daha farklı örnekler çözüyoruz. Her kazanımda fark ettiysen farklı farklı soru tiplerimiz vardı. Burada da daha önce çözmediğimiz soru sistemlerinin dışında farklı bir örnek çözeceğiz. Ne yapacağız? Sinüs ve kosinüse bağlı bir trigonometrik denklemin içerisinde verilen bir değere tanjantı kullanarak soruyu çözmeye çalışacağız. Hazır mısın? Hadi bakalım, ikimize de iyi dersler. Sana iyi seyirler diliyorum. Gelsin birinci soru. Evet, 3 sinüs x eksi kök altı kosinüs x eşittir t diyor. Şimdi bu denklemi çözebilmesi için denklemin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre diyor. Tamam. Şimdi bir not yazmak istiyorum sana. Notu eklemek istiyorum. Aklında olsun. A çarpı kosinüs x artı b çarpı sinüs x eşittir c ifadesinde, yani burada kosinüs x ve sinüs x'e göre lineer denklemde çözüm olması için ne olması gerekiyordu? Bir hatırlıyor musun? A kare artı b karenin büyük eşittir c kare olması gerekir. Tabii ki bu çözüm olması için. Ancak çözümün olmaması için, çözüm yok ise bunun tersi olması lazım. Büyük eşittirin tersi küçüktür, değil mi? A kare artı b kare küçüktür c kare olmalı. O zaman a'mız nedir? 3. B'miz nedir? Eksi kök 6. C'miz nedir? T. Dolayısıyla 3'ün karesi artı eksi kök 6'nın karesi küçüktür c kare olmalı. Burası 6, 9. Ne yaptı değerli arkadaşım? 15. Yani t kare büyüktür 15. Buna göre en küçük tam sayı değerinden bahsediyor. Pozitif tam sayı değerinden bahsediyor. O zaman en küçük pozitif tam sayı değeri ne olacaktır? 4 olacaktır, değil mi? 4 yazarsak 4'ün karesi 16. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım D seçeneğidir. Gelelim ikinci sorumuza. Şöyle bir ikinci soruya göz gezdirdiğimiz zaman 1 bölü kök 3. Burada ne yapıyorduk hatırlayalım. 1 bölü kök 3 sana bir şey ifade ediyordu, değil mi? 1 bölü kök 3 tanjant 30 değil miydi değerli arkadaşım, hatırlıyor musun? Evet, konunun başında bunları anlatırken bu bölüme yer vermiştik. O zaman şöyle yazalım mı? Sinüs x artı tanjant 30 yerine sinüs 30 bölü kosinüs 30 yazıyorduk. Çarpı kosinüs x eşittir 1'di. Şimdi paydaları eşitleyelim. O zaman sinüs x çarpı kosinüs 30 artı sinüs 30 çarpı kosinüs x bölü kosinüs 30. O da eşittir 1. Şimdi buraya baktığımız zaman burası sinüsün toplam fark açı, toplam açılımıdır. Devam edelim. Burası sinüs x artı 30'un açılımıdır, değil mi? O zaman sinüs x artı 30 dereceye eşittir. Kosinüs 30 tabii ki ne de değerli arkadaşım? Kosinüs 30'un değerini yazacak olursak bunu tamam, kosinüs 30 olarak karşıya atalım. Kosinüs 30 da aynı zamanda nedir? Sinüs 60 derecedir, doğru mu? Sinüs 60 derece. Bu denklemi çözebilmek için buradan hareket edelim. Şimdi işaretimiz nedir? İşaret bölgeye açı demiştik. İşaretimiz pozitif, açımız bölgemiz birinci ve ikinci bölge. O zaman x artı 30 eşittir 60 artı 360k ve x artı 30, pardon, evet, yazmasını bekliyorum, eşittir. İkinci bölgede neydi pozitif olan değerimiz? 60'ın pi eksi alfadan, yani 180 eksi 60'tan 120 derece artı 360k. Buradan x eşittir 30 derece artı 360k. X eşittir 90 artı 360k yaptı. Bizden istediği şey, sağlayan en küçük pozitif tam pozitif açı kaç derecedir diyor. En küçük pozitif açı kaç derecedir? 30 derecedir, doğru mu? Yani şöyle bir baktığımız zaman ne görebiliriz? Burada 30 derece var. 0 verdiğimiz zaman kaya. Burada 90 derece var. O zaman ikinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? 30 derecedir. Yani B seçeneği. Geldik üçüncü sorumuza. Burada kosinüs x var, değil mi? Burada kök 3 sinüs x var. Kök 3 yerine tanjant 60 yazabilir miyiz? O da sinüs 60 bölü kosinüs 60. Tamam. Şimdi yazıyoruz. Kosinüs x artı sinüs 60 bölü kosinüs 60
çarpı sinüs x eşittir 2. Pay değiş diyelim. Kosinüs x çarpı kosinüs 60 artı sinüs x çarpı sinüs 60. O da eşittir. Kosinüs 60 kaçtı değerli arkadaşım? 2 çarpı 1 bölü 2. Kosinüs 60 da 1 bölü 2'di değil mi? Dolayısıyla şurada bencillik var. Bencillik olduğunda kosinüsün açılımı. Kosinüsü de zıtlık vardı. Yani arası eksi olacak o zaman. Kosinüs x eksi 60'ın açılımı olacaktır. Dolayısıyla kosinüs x eksi 60. Burası 1'e mi eşit? Hay hay. Peki kosinüsün hangi değeri 1'e eşittir değerli arkadaşım? Hemen ona bakalım. Kosinüsün hangi değeri 1'e eşittir? Burası 1. Yani o zaman 90, pardon, 0 derece diyoruz değil mi? Kosinüs 0. Değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi buradan hemen şöyle x eksi 60 eşittir 0 artı 360k dedik. Tamam. Kosinüs 0'da 1. Evet, başka nerede 1? Yine 360'da 1. Aynı şekilde devam edecek. Buradan x eşittir 60 artı 360k. O zaman 0 ile 2 pi aralığında diyor. K'ya 0 verirsek sadece 60 derece var. 1 verirsek 420 derece olur. Olmaz, 0 ile 2 pi aralığında dediği için 3. ve son sorumuzun doğru cevabı nedir? 60 derece.